Biz bugün bu şehri dinlemek için, bu şehri anlamak için ve bu şehrin hayaline ortak olmak için bir aradayız. Bursa'dan başlıyoruz, Bursa'dan yola çıkıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu kadim şehrin bize söyleyeceği çok söz, bize göstereceği hakikaten önemli bir ufuk var. İşte bugün bu ufku anlamak, bu ufku dinlemek için siz değerli katılımcılarla birlikteyiz. Gerçekleştirdiğimiz şehir buluşmasının inşallah önce Bursa'mız için ama onun ötesinde ülkemiz için hayırlar getirmesini dileyerek başlamak istiyorum. Fakat bunu yaparken geçmişten beslenmek, oradan referans almak, o kodları bugüne taşımak kadar geleceğe söz söylemek de önemli. İşte o yüzden biliyoruz ki geçmişle geleceği bünyesinde barındırabilen, koruyarak yaşatmak prensibinden yola çıkan ve hakikaten özellikle Bursa gibi, Bursa'mız gibi kadim bir şehir olarak tanımlayabileceğimiz bir cihan imparatorluğuna kurucu başkentlik yapmış. Yani aslında bir imparatorluğun hayallerine başkentlik yapmış bir şehirden başlamak istedik. Bu şehrin bizim bu şehir için söyleyeceklerimiz kadar onun sesine kulak vermek için bugün buradayız. Onun bize söyleyeceklerinin, Bursa'nın bize göstereceği hedeflerin bize de ufuk vereceğine inanıyoruz. Çünkü ben her şehrin, her şeyden önce o şehri sanayi şehri olarak adlandırabiliriz, turizm kenti olarak adlandırabiliriz, birçok isimler, sıfatlar koyabiliriz. Ama bu şehrin manevi kimliği, manevi atmosferi ve bana göre şehri şehir yapan asıl unsur olan şehrin ruhu o kadar güçlü ki işte bu ruha katkı verebilmek için bugün buradayız. Şehrim 2023 çalıştayımızın Bursa'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Kıymetli dostlar, bizim 2000 yıllık bir devlet geleneğimiz var. Anadolu'daki topraklarında kurumsallaşmamız ise 1000 yıla dayanıyor. 620 yıllık imparatorluktan sonra Cumhuriyetimizi, Cumhuriyet 2023 yılında 100. yılını tamamlayacak. 1400 yıllık İslam medeniyetiyle birlikte biriktirdiğimiz tecrübeler sağlıklı adımlarla geleceğe doğru koşmamızı sağlar. Evet, şimdi bu topraklarda yeni bir Türkiye inşa edilir. Yeni Türkiye, ileri demokrasiye kavuşmuş, bütün farklılıkları, fikirleri, inançlarıyla ay yıldızın altında birlik ve beraberlik içerisinde, içeriden ve dışarıdan türlü türlü zorlamalara rağmen vatandaşlarının müreffeh ve özgürce yaşadığı bir Türkiye inşa etmenin derdi içerisinde. Bu ay IMF'den 1 milyon dolar gelmezse işçi ve memur maaşlarını dağıtamayız diyen Türkiye artık yok Allah'a şükür. Tabii sorunlar hızla çözülecek inşallah. Çözümler hızla hayata geçecek. Kamu yönetimi ve bürokrasi engel olmaktan çıkacak. Hedef 2023 projesi yeni Türkiye'nin inşası için atılmış önemli adımlardan biridir.